Dişlerin durumunu inceleyelim. 249. madde tüzel kişilerin soruşturma ve kovuşturmada temsilini düzenliyor. Bakın 3. bölüm başlığını taşıyor ve tek madde. Çok kısa bir bölüm. Kanun kurucu bunu nasıl böyle bir bölüm yaptı? Şaşırtıcı. Çünkü bölümlere dikkat ederseniz diğerleri 20-30 maddelik bölümler. Burada bir tek maddelik bir bölüm görüyorsunuz ama konu çok farklı için herhalde olduğu için bir bölüm yaptı. Şimdi tüzel kişinin suç işlemesi mümkün değil. Çünkü insan olan, gerçek bir insan olan varlıklar, irade özgürlüklerine sahip olan unsurlar suç işleyebilir. O halde tüzel kişiler hakkında sadece bir güvenlik tedbiri muhakemesi yapılabilir. O ayrı bir konu. Fakat tüzel kişi ile ilgili tüzel kişinin etkileneceği bir ceza davası söz konusu ise tüzel kişinin de orada temsil edilmesi gerekiyor. Şimdi burada da yürütülen bir soruşturma veya kovuşturmada eğer tüzel kişiyle ilgili bir durum varsa tüzel kişinin de temsil edilmesi gerekiyor. Şu çünkü genellikle olabiliyor. Tüzel kişinin içindeki organlar, şirket mensupları veya yönetim kurulunda olanlar aracı olarak tüzel kişiyi kullanarak suç işleyebiliyorlar. Bu gibi durumlarda tüzel kişinin bir temsilci tarafından temsil edilmesi gerekiyor ki hakları zarar görmesin. Çünkü içindeki unsurlar suçu işlediler. Bu 249. madde bunu düzenliyor. Tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlardan dolayı bir soruşturma yapılıyorsa, tüzel kişinin organları bunu temsil ettiği gibi, eğer tüzel kişinin organları sanık olarak görevlerini suçlanıyorlarsa, bu takdirde dışarıdan bir temsilcinin atanması söz konusu olacak. Sanığın aynı zamanda tüzel kişinin organı veya temsilci olması halinde birinci fıkra uygulanmaz diyor. O zaman bir kayyım atanması gündeme gelebilecek. Bunu da böylece hallettikten sonra şimdi yeni bir konuya gelelim. Özel yargılama.